Bir iş yerinde eşit kapasiteli 12 işçi vardır. Bu işçilerin 10 tanesinin 6 günde yapabildiği bir işi 4 tanesi kaç günde yapabilir? 10 tanesinin arkadaşlar kapasiteleri nasıl olsa aynı ya. 10 tanesine 10K diyelim. 6 günde bakın 60K'lık bir iş üretirler. 4 tanesi 4K kapasiteyle T günde bitirir arkadaşlar bu işi. Demek ki 15 günmüş buradan C şıkkı. Çalışması ile kapasite doğru orantılı olduğu için Esma'nın arkadaşlar kapasitesine 2K, Belma'nın kapasitesine de K diyelim. İkisi birlikte güçlerini birleştiriyorlar. 3K kapasite ile 6 gün çalışıyorlar. 18K'lık bir iş üretiyorlar. 18K'lık bir işi Belma K kapasitesi ile T günde bitirir. Böylece T de buradan arkadaşlar 18 olur C şıkkı. Bir işi bir, bir usta 32 saatte, çırak ise 80 saatte yapıyor. Şimdi kapasiteleri arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. 32 ile 80'in okey 2. E, kaç olur? 160 olur. Buna 5K dersek o zaman buna da 2K deriz. Buna göre bu işi 2 usta o zaman 10K kapasite. 3 çırak arkadaşlar 3 ile çarparsak 6K kapasite. Güçlerini birleştirdiler. Normalde iş 160K değil mi? Bunları böyle çarparsanız. 160K'lık bir işi güçlerini birleştirdiler T günde bitirecekler. Dolayısıyla 16K oldu 160K olması için 10 gün E şıkkı. Mehmet 3 günde çırağı ise 5 günde bir masa üretiyor. Demek ki Mehmet'in kapasitesi arkadaşlar 5K çırağın kapasitesi 3K. Ters orantılı çünkü ikisi birlikte 32 masayı kaç günde bitirir? Şimdi bir masa üretiyorlar arkadaşlar bir masa o zaman şöyle olacak 15K nereden? 3x5k ya da 5 çarpı 3 k Demek ki bir masanın karşılığı arkadaşlar 15k. O zaman 32 masa 32 çarpı 15 k kadar bir iş olacak. Güçlerini birleştirdiklerinde 8k arkadaşlar ve t günde bitirecekler. Gördünüz mü bakın toplam iş bu. Toplam kapasite bu ve yaptıkları sürede bu. Dolayısıyla 8k'la daha doğrusu k'lar gitti. 8 ile 32'yi sadeleştiririz 4. 4. 60 eşittir T arkadaşlar. Her zaman kapasite çarpı süreden gidiyoruz bakın. 100 saatte yapabileceği bir işin 3 bölü 5'ini yaptıktan sonra kapasitesini arkadaşlar 5K diyelim. kesirlerle uğraşmayalım çünkü 1 bölü 5 oranını da azaltıyormuş sonra. 500K'lık bir iş var tamam mı? Nereden yaptım? 100 ile 5'i çarptım. Yine klasik süreyle kapasiteyi çarpıyorum. 3 bölü 5'ini yapacak yani ee, buradan 300K'lık bir iş yapacak. Sonra arkadaşlar kalan işi 200K'lık işi ne kadar kapasiteyle? 4K kapasiteyle. T günde yani 50 günde yapıyormuş. İlk başta 50 günde yaptı sonraki durumda. ilk başta peki 300K'lık işi kaç günde yapar onu bulalım. 300K eşittir 5K çarpı T. T de buradan 60 demek ki. İlk 60 gün çalışıyor. Sonra 50 gün çalışıyor. Toplam 110 günde bitiriyor. A şıkkı. Kapasiteler eşit. X işçinin yaptığı. X artı 6 günde yaptığı işi. X artı 1 işçi. X artı 4 günde yapmış. Aynı iş sonuçta. Böylece X kare artı 6 X eşittir. X kare artı 5 X artı 4. Böylece X kareler gitti. X bakın 4 geldi. Sanki bir denklem sorusu sadece. Değişik. Şöyle diyelim kapasiteleri A, B, C olsun. Ne yapacağız? A artı B güçlerini birleştirdiler 18 günde bitirdiler. B artı C güçlerini birleştirdiler 9 günde bitirdiler. Ve A artı C güçlerini birleştirdiler 9 günde bitirdiler. Buradan bir kere hangi sonuç çıkarıyoruz arkadaşlar? B artı C ile A artı C değişmediğine göre demek ki B ve A'nın kapasitesi aynıymış. Haliyle şuradan yola çıkarak anladık onu. Böylece B gördüğüm yere de A yazayım. 2A çarpı 18 eşittir A artı C çarpı 9. Böylece e, buradan sadeleştirirsek 4A eşittir 9. E, sadeleştirdiğim için A artı C oldu. 3A eşittir C geldi. Demek ki arkadaşlar A'nın kapasitesinin 3 katı C'ye eşitmiş. Artık şunu söyleyebilirim bakın. İşin bir tanesi 2A çarpı 18'den 36A, değil mi? güçlerini birleştirirlerse A, A en sonuncu C'yi 3A bulduğumuz için yerine 3A yazıyorum. T günde bitirecekler. Böylece bakın 36 bölü 5'ten kaç yapıyor? 7.2 günde bunlar arkadaşlar bitireceklermiş B şıkkı. Baran ve Caner bir işi aynı sürede yapıyormuş. Caner'in 3 günde yaptığı işi de Esra 2 günde yapıyormuş. Aslın çalışması Baran'ın çalışmasının 2 katı. Şimdi bilinmeyen harf vereceğiz. Ee, ne diyelim? Kesirlerle uğraşmamak için Caner'e 2 gün diyelim. 2K diyelim pardon. Esra'ya da 3K diyelim tamam mı? Çünkü Esra daha hızlı. Sonra Caner'le Baran aynı kapasiteye sahip. 2K 2K dedim. Baran'ın kapasitesinin 2 katı olduğu için Aslan da bakın ne oldu? 4K oldu. Doğru mu? Bundan yola çıkarak artık ne söyleyeceğiz arkadaşlar? güçlerini birleştirdikleri zaman 4K 2K sonra 3K e, Caner'de Caner de 2K. Toplam kaç kişiydi bunlar? 4 kişi. Kaç günde yapıyorlar? 6 gün. 6 3 daha 9 2 daha 11. 66K'lık bir işi Arslan ile Baran. Aslan 4K'ydı, Baran da 2K'ydı. Güçlerini birleştirdiler 6K. T gün arkadaşlar. T de gördüğünüz gibi 11 oldu. Kapasite çarpı süre toplam iş miktarını veriyor. Hiçbir zaman iş değişmediği için özellikle şu iş falan demezse, değişen iş demezse bu şekilde arkadaşlar kapasite yorumuyla gidiyorum ben. 5 birimde arkadaşlar 2 saatte tamamlanacaksa şarjı haliyle 2 birimde ne olur? Bakın içler dışlar yaparsak 4 bölü 5 saatlik bir şarjı var şu an. Dolayısıyla 1 saatte işin tamamını yapıyor. 1 diyelim ona. 4 bölü 5 saatte x kadarını yapar. Dolayısıyla o da ne olacak bakın? 4 bölü 5'i yani işin %80'i. 1 saatte dikkat ederseniz arkadaşlar işin %10 kadarı daha yapılmış. Haliyle 1 saatte %10'u yapılıyorsa %100'ü kaç saatte yapılır? Doğru orantı 10 saatte. 10 saatte bunlar birlikte güçlerini birleştirerek bakın 10 çarpı B artı C diyelim kapasitelerini bilmiyoruz ya. Bunlar güçlerini birleştirdiğinde bu kadar iş üretiyorlarmış. Aynı zamanda bu işi Bengü kendi kapasitesiyle bakın bu kadar zamanda yapıyor. Dolayısıyla 10B artı 10C eşittir 6B'den 5C eşittir B oldu. Sadeleştirdiğimizde artık gideceğim bunu denklemde yerine yazacağım. Bakın şimdi 10, 5C artı C bu kadar iş 60 C'ymiş. Toplam iş C e, neydi bu kızın adı? Ceylan. Ceylan arkadaşlar C kapasitesiyle T günde biter. Dolayısıyla C'ler giderse T 60 oldu. Yorumlarımız arkadaşlar hemen hemen aynı. Yani şu ana kadar çözülen her soruda bu temel yorum üzerinden kapasite ve süre üzerinden gitmeye çalıştım. Bunlara lütfen dikkat edin. inşallah katkısı olur. Şimdi arkadaşlar burada ben kesirlerle uğraşmamak için genelde şunu yapıyorum. Eğer hep aynı şeyin kesirleri alınıyorsa, burada mesela hep yorgunlukla alakalı bir durum var. Hep yorgunluğun kapasitenin böyle yüzde salınmış. Dolayısıyla bunlarda kesirlerle uğraşmamak adına paydaları çarpıyorum. 25 çarpı 400, 400 diyorum. Yani bu iş, e, bu işlemin pardon, bunun gücü şu an 400K olsun ilk etapta. 400K ile 1 saat çalıştı. İkinci saat arkadaşlar %50'ye düştü. Yani 1 bölü ikisine düştü bakın. Böylece bizi kesirlerle uğraştırmayacak bu yöntem. Sonra 3. saatte arkadaşlar 200K kalmıştı. 200K'nın 1 bölü 5'i kadar kapasitesi azalacak. Böylece 200K'nın 4 bölü 5'i kadar olur. Yani o da e, 40-160 olacak. 160K kapasitesiyle çalışacak. Sonra arkadaşlar 160'ı da 4'e böleceğiz. 40K yani 120K kapasitesiyle. Sonra 2'ye böleceğiz. 60K kapasitesiyle çalışacak. Ve sonunda 3 bölü 5'i kalacak. 60'ı 5'e bölersek 12. 36K kapasitesiyle çalışacakmış arkadaşlar. 600, 160 daha 760, 120 daha 880, 60 daha ne yapar? 940, 36 daha 976 arkadaşlar. K'yı da yanına iliştirelim. Bu kadar işmiş bu. Toplam iş bu toplam iş diyeyim. Haliyle 976 K'lık bir işi ilk kapasitesi olan 400 K'la yaparsa T saatte biter. O da arkadaşlar 2.4 2.44 saatmiş. Bu arkadaşlar 12 tane, bu 11 tane, bu da 15 tane boyamış tamam mı? O zaman kapasitelerine şunu söyleyebilirim. Bu 12K, Murat 11K, Serdar'da 15K. Şimdi yalnız ben soruları şöyle yapıyorum. Kapasite ile süreyi çarpıyorum ortaya iş çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar hepsi farklı miktarlarda iş yapmış. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bir taneyi kaç dakikada yapıyor bir tanesi onu bulacağım. Mantıklı olan da hangisi biliyor musunuz az işlem yapmak için? Bu 15'i yapmak çünkü diğerlerinde biraz daha gıcık kesirler olur. Bu şimdi arkadaşlar 5 dakikada 15 tanesini boyuyorsa bir tanesini kaç dakikada boyar? 1 bölü 3 dakika. O zaman bak ne yapacağım? haliyle 15K ile 1 bölü 3'ü çarparsam 1 birimlik kare 5K'lık bir iş. O zaman 76 birimlik iş ne kadar? 76 çarpı 5K. Tamam mı arkadaşlar? Burası önemliydi çünkü. Biz ne yapıyoruz? Süreyle kapasiteyi çarpıyoruz. İş ortaya çıkıyor. Bir karenin kaç birimlik bir iş olduğunu anladım. Böylece 76 birimlik karenin kaç tane kaç iş olduğunu anladım. Şimdi güçlerini birleştiriyorlar güçlerini birleştirdiklerinde 26-12 daha 38K'lık bir güçleri var ve birlikte T kadar sürede yapıyorlar. Dolayısıyla buradan K'lar gitti. 38 ile 76 sadeleşti. Işte 2, 2 kere 5, 10 eşittir T. Bence güzel bir soru. Bakalım acaba siz nasıl yaptınız arkadaşlar? C şıkkı cevabımız. Kapasitelerini kendi vermiş ne güzel. 2K'ya K şeklinde. Arda, Berk. İki gün dinletip bir gün, iki gün çalışıp bir gün dinleniyor. Bu üç gün çalışıp bir gün dinleniyor. İş ne kadar sürmüş bakın 15'e dahil 27'si dahil. 27 eksi 15, 12, 13 gün çalışıyorlar arkadaşlar tamam mı? Burada şuna bakmamız lazım. Üç günlük periyotları var bunun. Bunun da dört günlük periyotları var. 13'ü 3'e bölersek bölümümüz nedir? 4. Demek ki 4 tane üçlük paket var bunda. Yani 2 artı 1'lik paket. Bunda da arkadaşlar 3 tane 3 artı birlik paket var. Dolayısıyla 4 tane üçlük paket ne demek? 2 1 2 1 gidiyor ya o zaman 4 kere 2 8 yapıyor. Tabii ki 13'ün 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için arkadaşlar 3 ile bölümünden kalan pardon artı 1 gün 13. günde çalışacak. Yani totalde 9 gün çalışacak. Yine 13'ün 4 ile bölümünden kalan 1 olduğu için 3 çarpı 3'ten bu 9 gün çalışacak. Sonra arkadaşlar bir gün daha çalışacak bu da 10 gün çalışacak tamam mı? Böylece 9 çarpı 2K'dan 18K'lık bir iş üretecek Arda 10 çarpı K'dan da 10K'lık bir iş üretecek bu da toplam 28K'lık bir iş var. Şimdi bir günde Arda 2K kapasitesiyle bir günde bakın 2K'lık iş üretiyor demek ki 2K bölü 28K'dan işin 1 bölü 14'ünü yapıyormuş A şıkkı. ÖSYM'nin bazı sorduğu sorularda arkadaşlar tabii ki şunu düşünmemiz gerekiyor. Sonuç itibariyle derecelik öğrenciler de aynı sınava giriyor. Hedefi 5 net olan arkadaşlarımız da aynı sınava giriyor. Bunda bir mahsuru yok ama sorular zorlaşınca bu sorular niye böyle zor dememek lazım. Sonuçta eleyicilik oluyor. Bu soruda bence sınavda çıksa böyle şaşırmayacağım ama zorlayıcı sorulardan bir tanesi olur. Çünkü şöyle arkadaşlar size öğrettiğimiz bilgilerden yararlanarak yorum yapmanız gerekiyor bu soruda. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Bu kesirlerle uğraşmamak için 1 bölü 4, 1 bölü 3, 1 bölü 5'i diyor ya. 4 çarpı 3, 12, 5 ile çarparsak işe 60K diyeyim. 4 işçi var ya 4 işçinin 1 saatte yaptığı işi 1 işçi 4 saatte yapar mantığıyla şunu diyeceğim. 1 bir birimlik işi 1 bir işçi 4T sürede yapsın bu beni aşırı derecede kurtaracak arkadaşlar şimdi bu yorum. Bakın şimdi 60K 1 bölü 4'ü bittiği zaman 15K yapar değil mi? 15K'yı bunlar 4 işçi yapıyorlar. Yani 4T sürede yapıyordu ya bir işçi. 4 ile çarparsak 60KT yapar. Bunlar 4 kişi oldukları için 4K'ya bölüyorum. Böylece arkadaşlar 15T oluyor. Sonra geri kalan iş 45K doğru mu? 45K'nın 1 bölü 3'ü nedir? 15K'dır. 15K'yı yine bir kişi çalışsaydı 60KT'lik iş üretip bu kadar sürede yapardı. Ancak bunlar 3 kişi kaldıkları için 3K'ya bölüyoruz. 20T oldu. Sonra 30K kaldı. 30K'nın 1 bölü 5'i 6K yapar. Normalde bir kişi arkadaşlar 4T sürede yapar. 24KT. 2 kişi kaldıkları için 2K'ya bölüyorum. 12T. Son olarak arkadaşlar 36-24K oldu. 24K'yı da arkadaşlar işte 4T sürede bir kişi bitirecek yani 96KT oldu. Bu da ne demek? 96T e, demek arkadaşlar. Dolayısıyla böylece bakın ne olacak? 96T son süre, ilk süre 15T, e, ikinci süre artı 20T, bir de şu arada ne vardı? 12T. Bunları toplayalım bakalım ne gelecek? 96, 20 daha, 116... 15 daha 131, 12 daha 143 T. 143 T eşittir 143 saat. T buradan 1 saat oldu arkadaşlar. Bu işçiler bu işin tamamını kaç saatte tamamlar? Bir tanesi. Tamam söylüyorum bakın. İş 60 K'ydı arkadaşlar. Bir kişi bir birimi 4 T sürede bitiriyordu. Bakın bir birimi 4 T sürede bitiriyordu. T'yi 1 bulduk 4 oldu. K'yı 4 birimde 4 saatte bitiriyorsa 60 K'yı ne kadar da bitirecek? 240 saatte. Cevabımız D şıkkı. Biraz zorlayıcı ama iyi bir soru.